Alo. Oğlum arayıp nereye gittin? İşim vardı, ne yapıyorsun? Çok kötüyüm. Niye lan? Oğlum hayatımın en boktan 45 saniyesini yaşadım, daha niye diyorsun lan? Aç aç, tekrar aç. Geldim, Allah kahretsin. Zoom ekranı var bir tane. Tamam. İyiyiz de. Bekle, şurada bir yerde ders başlıyordu. Bak ders toplamda 55 dakika, bak 15'e boşa gitti şimdi lan. 25 dakika boş. Burada kız 8 dakika, 10 dakika rahat rahat sunuyor. Ha. Allah kahretsin. Ben olur mu? Ben de bu arada sevim için... Bana mı konuşuyor? ...notlarımı kaydedeceğim. Ananı avradını! Ananı avradını! Ananı avradını! Şu an ekranda yansı görünüyor Belirhan. bir hareket ettir istersen. Hareket ediyor mu ona da bakalım. Evet, hareket ediyor. Dur, alabilirsin. Dur. Sesini de duyalım. Sesle alakalı... İyi mi şu an seviyesi hocam? Tamam. Sesini de alabilirsin. Uygun olduğunda başlayabilirsin Belirhan. Merhabalar. Bugün renklerin tasarım ve algı üzerine etkisine bakacağız. Renkler elektromanyetik dalgalardan ve ışıkta var olan ama insanlar üzerinde hem fiziksel hem de çok büyük etkiye sahip olgulardır. Hem kültürler arasında hem de coğrafyalar arasında çok fazla farklılıkları olan olgulardır. Beyaz genellikle... Ya a**ayım, niye donuyorum? Niye donuyorum? Bir cümle niye kuramıyorum ben burada? Acaba niye? Da sus, izle a**ayım ya. Saflığı ve temizliği temsil ettiği için temizlik malzemelerinin ortalarında ve o tarz sitelerde daha çok kullanılıyor. Üf! Yeşil güveni ve rahatlığı temsil ettiği için bankalarda ve duayla şirketlerde tasarımda çok kullanılıyor. Yemek firmalarında da kırmızı en ufak veya büyük de olsa bir şekilde kendini gösteriyor. Göstermese bile reklamlarında veya tanıtımlarında bir şekilde kullanılıyor. Sarı ve turuncu yine inşaatlarda ve daha tehlikeli yerlerde, tehlike oluşturabilecek yerlerde tabeli olarak daha çok kullanılırken çocukların ilgisini çekmek için de kullanılabiliyor. Mavi de yine güven ve rahatlığı sağladığı için bankalarda daha çok internet üzerindeki firmalarda kullanılıyor. Of! 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 Bunlar kadınların ve erkeklerin, çocukların, gençlerin kendi sevdikleri renkler var kitlelere göre. Genellikle aynı renk doğuruyor ama mevsimden değişebiliyor. Kadınlar kışın daha koyu renklere ve soğuk renklere ilgi gösterirken yazın daha sıcak renklere ilgi gösterebiliyor. Bitti mi oğlum? Şimdi sen bundan ne anladın? Kanka maviyi bankalar kullanıyor. Yeşili de öyle. Sarıyı çocukların dikkati çektiği için inşaat firmaları atlasın diye. Bir dakika. Kaç dakikasın? Bir buçuk iki dakika anca sürdü. Dur. Tam 40'tayız. 37'de boş. Buna... Tepkisi ne olacak? İyi, bekle, geleceğim. Bir buçuk dakika, bir buçuk. Nefesleri kes, bir. Bunları dinlediğiniz için teşekkürler. O kadar isteksiz sıçtım. Bittim. Koyum. Ne kadar hızlısın? Hocam hiç hazır değildim, o yüzden aklıma gelen her şeyi söylemeye çalıştım bir anda. Anladım. Peki sunumunu tekrar etmek ister misin eğer yer olursa? Mesela gelecek hafta, sonraki hafta. Evet deseydik hocam, keşke. Hocam vaktim olur mu bilmiyorum. Sana bağlı, sen istersen olur. Yani istemezsen zorunda değiliz tabii ki. Yok hocam, o zaman teşekkürler. Peki. Lan oğlum Bedo, Allah belan. Oh. Niye oğlum? Hoca sana bildiği tekrar not teklif etmiş. Ya oğlum geçme notu yine verir. Çok kişi burada 15 dakika konuşuyor. 12 dakikası böyle geçiyor. Bak yine takıldım. Bugün bende bir şey var. Sende de konuşamıyorum. Terliyorum şu an. Hoca bildiğin bir daha al kardeşim. Bir daha çalış da gel demiş. Ya Zed her türlü geçme notu verir de. Vermeye... Dur daha dur. Asıl burada başlayacak olay. Belirhan. Teşekkür ederim Muhammed. Muhammed sen de Belirhan gibi hızlılardansın. Ama şey sen tabii Belirhan'ın neredeyse 2,5-3 katı sunum gerçekleştirdin. 5 dakika. Oğlum 1,5 dakika ne demek? En kötü bir 5 dakika. 5 dakika. Bir, şu adam bitsin de gitsin kafasındaymışsın çünkü oğlum. Bitsin kafasında değilim oğlum, bak 6 gibi bitti bu yaptığım son ne deniyor slide. Sen niye ekran açtın lan? Anlat. 6 gibi bitti. 7'de yattım. 9'da zar zor kaldırdı annem. Telefona falan hiç duymadım. Dibimde çalmış, duymadım. Kalktım koştum direkt amına. Bilgisayarı koydum. Ne elimi yüzümü yıkadım ne bir şey yaptım. Direkt üstüme ceketi giydim. Derse girdim. Ne tekrar ettim ne bir şey. Aklımda hiçbir şey yok. Bak şu an doğaçlama sana analiz yapacağım. Yap. Hazır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ben Bedirhan. Git koydum seni. Ben Bedirhan. Durumuma hoş geldiniz.
Bak en az burada bir dakika geçirmen gerekiyor. İşte. Ben Bedirhan Aras. Okula pek fazla gelmiyorum, pek görüşemiyoruz ama. Bugün öğretmenimiz bilmem ne neydi lan adı? Yılmaz Çıracıoğlu. Profesör doktor Yılmaz öğretim görevlisi. Yılmaz Çıracıoğlu'nun bize verdiği ödevi, sunumu sizlere sunacağım. Bugün sunumum şunun hakkında. İlk sunumumuzdan isterseniz gelip başlayalım arkadaşlar. İlk sunumumuzda Jahir'in ultra lüks villasını ziyaret ettik. Levo Bahar Vlog. Levo niye onu taşıyorlar? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Levo'nun üzerinde lacivert renkli pembe baskılı bir şey var, tişört var. Jahir'in üzerinde kahverengi. Senin Jahir'in kör kahverengi... gözünü yeşil, o yeşil, asker yeşili. Nasıl yeşil? Gerizekalı. Bahar'ın yani Leon'un karşısında... Bahar mı oldu şimdi? Ne? Yok bir şey değil mi? Leon'un karşısının yani Bahar'ın üstünde garip renkli bir tişört var, onu göremedim. Arkadaşlar şimdi lacivert rengini genellikle şişman olan kişiler giyer. Yani niye diyorsanız kiloları gizlediği söylenir ama bu kişiden kişiye değişir. İnsan lacivert rengini seviyorsa da giyebilir. Ne diyorsun lan? Yani kiloları bak oğlum böyle şey yapacaksın. Oğlum dur lan dur. Nerede? Sana sunmam lazım. En az 20 dakika yapardım ben olsa bunu. La oğlum ben 3 saat de yaparım. Ne olduysa mal oldum sabah. Dur benim projem nerede? Bir de istemiyorum hocam, yapmayacağım demiş arasında. La geçme notu verecek belli etti ya. Ben yine ne diyeceğimi unuttum la. Oğlum bunda bir şey var, bende değil. Neyse Mehmet hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş buldum. Seni pek göremiyorduk okulda ya. Çok resmiymiş daha, ondan aklıma gelmiyor. Bu merhaba nasılsın falan hiç. Bütün modu... Mehmet ya, lan hesabı ne yaptın lan? Böyle olması lazım. Dur kahve yudum. Renklerin tasarım be. Oğlum merhaba, bir şey de yolla, bir taksiyi yolla. Tamam neyse. Bana başka bir şey sun da onu sunayım. Ya böyle maymunlar, ben fotoğrafı gördüm mü uyduruyor mu bilmiyorum. Bir tane maymun sıçıyor bokuna, elini alıyor böyle kokluyor. Yeni bir şey galiba. Şey yapsaydın keşke. Teker teker markalar üzerinden falan gitmeye çalışsaydın. La amacım o. Bunlar ne? Ama işte bunlar teker teker slide'a yazacaksın. Arkadaşlar bu firmalar bunları kullanıyor. Sebebi ise cidden böyle olması. 6 sayfa var. Hepsi boş. Premierlik. Alıntı sayfası dolu. Tek alıntı sayfası dolu. Adama ne anlatacağım ben burada? Herkesin konusu bu muydu? Hayır, herkesinki farklı, hatta ben birinden çaldım. Normal bir insan sunumu nasıl oluyor? Aç şeyinkini aç. İrem. Dur tamam lan, açacağım onu, bekle. Bununki benden daha boktan da. Umarım eğlenceli olur sizin için ve faydalı da olur. Çünkü sunumu hazırlarken aslında yazılarla görselleri birleştirip hem ne kadar boş yapmış gördün mü? Dikkatinizi boş çekiyor. Yapıyor, sürekli yutkunuyor, nefes İşte. Alıyor. Ben bir dakikada 50 dakika anlattım. Uzatsın diye. Ya işte, böyle mi yapıyor? Oğlum bak, bir saatlik uyku. Koşa koşa hallettim her şeyi. Gittim bilgisayarın başına oturdum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hoca başla dedi, slide açtım ben. PowerPoint'e dün yükledim ma. Gece hallettim ben bunu. Yalnız 80 kişi beni izledi la orada. 80 kişi amına. Bütün okul. Abi işte oğlum ne güzel. Bunların %80'i bana güldü orada. Kapalı, kamera kapalı, mikrofon kapalı. %40'ı acıdı. %20'si mal mı? A**a koyayım, devam et ya. Okula gitmeden nasıl rezil olabiliyorum lan? Bence şimdi öncelikle ben tasarım nedir diye size sormak istiyorum. Tasarım nedir Bedir? Ya simrek tasarımı ben. Benim hayatım bitti. Yok mu? Yok mu? Ya işte böyle mal oluyor oğlum. Bana oluyor bir tek, bana. Ben yapayım. Annem çağırıyor lan, dur. Ben öncelikle sorayım. Merhaba. Yok böyle de olmaz. Hepinize mi? Böyle de olmaz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün renklerin tasarım ve algı üzerine etkisine bakıyoruz. Renkler elektromanyetik dalgalardan ve ışıktan var oluşan ve insanlar üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak kelimeyi bilmiyorum. Bu her insan için aynı değildir. Sadece cinsiyet, yaş kitlesine uygun olarak bunu tartışılabilir. Ne dedim ben? Mesela dinler üzerinden gidersek, dinler üzerinden gitmeyeyim, diğer dinleri bilmiyorum. Ülkeler üzerinden gidersek, hatta kıtalar üzerinden gidersek işi büyütüyor. Siyah çoğu ülkede yaz ve matem. Matem miydi matem? Neyse işte onun için kullanılıyor. Cenazelerde kullanılıyor ama Kore'de. Güney veya Kuzey Kore'de. Hangisi bilmiyorum. Şu bayraklarında anime işaretleri olan Kore'de. Orada beyaz o renk olarak kullanılıyor. Siyah değil. Her rengin başka yere göre anlamları var. Başka kültürlere göre, başka dinlere göre. Mesela beyaz bu... Kapa çeneni, sunum yapıyorum. Bak şimdi. Ben o sodayı açacak da açmıyorum. Masamda açıyorum. Masanın koymuyor mu lan? Bana ne? İyi kapa çeneni dinle.
Şimdi beyaz var. Beyaz neyi temsil ediyor? Hiçbir senlik değil. Beyaz saflığı ve temizliği. Kapa cennet. Beyaz saflığı ve temizliği belli ediyor. O yüzden genel olarak temizlik markalarında ve o tarz sitelerde kullanılıyor. Yeşil, kahverengi bunlar güveni ve doğaya önem verildiğini gösteriyor. Bu yüzden bankalarda ve padres kızartılan yerlerde gösteriliyor. Sarı, turuncu, kırmızı bunlar en çok dikkat çeken renkler ve bu yüzden inşaat yerlerinde en çok dikkat gereginmesi çeken yerlerde dolandırıcılık sitelerinde ananın a** belli oluyor. Kırmızı bunlar yemek olarak iştah açıcı, harekete geçirici renkler. Bunlar o yüzden Burger King gibi yemek yerlerinde kullanılıyor. Mor, sadakati ve pahalılığı, kaliteyi gösteren renk. O yüzden Milka 20 liraya çikolata var ama atmayayım. Onu geçti. Harbi 20 lira oldu. Kafa çeneni koyayım. 20 değil 40 oldu 40. Mikros'a git. 20 Mikros 19.50. Daha bugün aldım. Sen Milka mı aldın? Nerede kaldıydım? Ne diyordum la? Mor. Heh, mor sadakati ve pahalıdır. Bunu anlattım. Neyse turuncu genel. Ben renklerin anlamlarını da bilmiyormuşum ki la. Ben ondan gitmişim. Neyse. Kadınlar ve erkekler ve cinsiyete göre, yaş ortamına göre, yaş ortalamasına göre bile değişiyor renklerin etkileri. Kadınlar genel olarak kışlarda soğuk renkler kullanır. Mor, mavi, bilmem ne. Yazın daha sıcak renkleri kullanırlar. Turuncu, kırmızı, sarı. Niye bilmiyorum. Ama kadınlara yönelik sitelerde, eşya satan sitelerde, kıyafet satan sitelerde de öyle oluyor. Mesela burada gördüğünüz sanayi gibi siyah ve gri renkleri önde. Bu çalışmayı ve beyninize odaklanmayı öne çıkarıyor. Oğlum ben ciddi konuşmuyorum. Kelimeleri bilmiyorum. Yo. Of dur bir nefes alayım. Erkekler hem de kadınlar maviye önem veriliyor ama bunu hiçbir zaman görmedim. Erkekler hep siyah veya beyaz giyiyor. Kadınlar hep renkli giyiyor. Burada istatistikten belli olabilir. Çocuklar da daha çok açık renkleri tercih ediyor. Senin yaşlılar kahverengiye, yeşile, ölüm renklerine daha çok önem gösteriyor. Burada da alıntılar. Herhangi bir sorusu olan var mı? Bedo. Ne? Kapat lan yayını. İlse olsaydı öyle olurdu oğlum işte. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sözlük anlamından başlamak istiyorum. Çünkü bir şeyin sözlük anlamından başladığında bana daha çarpıcı ve net geliyor. Entel dantel. Bir şeyin oğlum, biçimini entel, kafada entel oluşturma değil, boş işi. Yapıyor ki zaman bu yolla düşünülmüş. Hepsi yapıyor bunu sözlük anlamından bana ne yapayım? Renk işte la. Fizyomanyetikmiş, oymuş buymuş bana i̇şte ne? İşte bu boşu yapman peki, gerekiyor anladın zaten. Sözelcisin oğlum sen boş yapmayacak konuşacaksın işte. Kim biliyor koyayım şu 600 kişilik sınıfta fizyomanyetiği kim biliyor? Algı ve zihin. Ben ilk defa senden duydum. Ben de. Süreç olduğu için. Bir ekranda 2 dakika 3 dakika duruyor. Tasarım okuyorsun sen bu ne? Benimki daha boktan da bu ne? Kapa şunu ya. Of. Rudy. Hindistanlı, Ruslu, Amerikalı, Türk koyayım. Nasıl anlatacak ki bunu? Bu bildiğin lisede okuyan bebe lan. Ben YouTube'a düştüm mü? Attılar mı? Aradan kaç saat geçti? Gittim.